Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Babu salatil cum'ati. Cuma namazının doğrusudaki bab. Cuma namazını nima uchun bu yerda zikir qildilar? Musafir namoziga munosabati bo'lganligi uchun. Musafirning namoziga qanday munosabati bor? Musafir odam 4 rakatli namozni 2 rakat o'qiradi. Jumada ham 4 rakatli peshindoniga 2 rakat juma namozi o'qiladi. Mana shu e'tibordan ikkalasi bir-biriga yaqin masala bo'ldi. Shuning uchun musafirning namozidan keyin juma namozini zikr qildilar. Endi ikkinchi savol keladiki, nima uchun musofirning namozini oldin zikr qildi va jumani keyin zikr qildilar? Jumani oldin zikr qilsa bo'lmasmiydi? Buning javobi shuki, musofirning namozini qisqarishligi butun namozlarga tegishli, ya'ni butun 4 rakatli namozlarga tegishlidir. Peshin, asr, xuftonga tegishli. Lekin jumada namozning qisqarishligi esa faqatgina peshinga tegishli. Shuning uchun musofirning namozi umumiy bo'ldi, juma namozi xususiy bo'ldi. Umumiy albatta xususiydan oldin keladi. Shuning uchun juma namozini musofirning namozidan keyin zikr qildilar. Jum'atun to'g'risida 4 xil o'qilishlik bor. Ya'ni jim zammali bo'ladi-da, mim to'g'risida. Jum'atun desa bo'ladi, mimni sokin qilib. Yoki mimni zamma qilib o'qisa bo'ladi, jumu'atun deb. Yoki fatha qilsa bo'ladi, juma'atun deb. Yoki kasra qilsa bo'ladi, jumi'atun deb. Eng mashhur ikkitasidir. Jumu'atun deb mimni sokin bo'lishi va zammali bo'lishligi, jumu'atun bo'lishligi mashhurdir. Juma ijtimodan chiqqandir. Jam bo'lishlik. Juma namozida odamlar ko'proq jam bo'lishadi. 5 vaqt namozdan ko'ra ko'proq jam bo'lganligi uchun bu namoz juma namozi deyiladi. Va bu kunda juma namozi o'qilganligi uchun kun ham juma kuni deyildi. Lekin aslida shu juma namozi mashru bo'lishdan oldin bu kunni, ya'ni shanbadan oldingi kunni arablar aruba deyishardi. Juma o'qilgandan keyin yomul juma bo'lib qoldi, juma kuni bo'lib qoldi. Va juma namozi albatta Madinada mashru bo'ldi. Madinada farz bo'ldi. Kitobi sunnat bilan uning farzligi sobitdir. Ya'ni Qur'ondan, hadisdan, ijmodan sobit bo'lgan amaldir. Kimiki jumani farzligini inkor qilsa kofir bo'ladi. La tasihul jum'atu illa bi misrin jami'in. او في مصلى المصري جمعه صحيح bo'lmaydi, ya'ni juma durus bo'lmaydi, faqatgina jami bo'lgan shaharda. Jami ya'ni katta shaharda. Yoki shaharning namozgohida, ya'ni namoz o'qiladigan yeridagina joiz bo'ladi xolos. Jumaning shartlari bor. Birinchisi mana shaharda bo'lishligi. Endi shaharni jami deyapti. Jami nima degani? Buni ikkita izohi bor. Birinchisi, har bir shaharki u yerning amiri bo'lsa yoki qozisi bo'lsa va u yerda mahkamalar bo'lsa, insonlarning ustida shariy hukmlar tatbiq qilinsa va shar'iy jazolar berilsa, mana shu yer jami shahar deb ataladi. Ba'zilar boshqacharoq tushuntirishadiki, shunday bir yer bo'lsa-ki, u yerni o'zini do'konlari, bozorlari bo'lsa va u yerda yashagan inson o'zining kundalik hayotida muhtoj bo'ladigan narsa uchun boshqa shaharga, boshqa bir mintaqaga, boshqa yerga borishga muhtoj bo'lmasa, demakki mana shu yer jami bo'lgan shahardir. Bu bitta qaul. Imom Karxi shuni ehtiyor qilganlar. Mana shunday yerdagina juma bo'ladi. Lekin bunday bo'lmagan yerlarda juma durust emas deydi. Chunki mana Imom Qudriy ham la tasihul jum'atu deb boshlayaptilar. Juma durust bo'lmaydi deyaptilar. Lekin Imom Salji aytadilarki, jami shahar shunday bir shaharki,
u yerda mahkama bo'lishligi, bozor bo'lishligini zikr qilmaymiz. Balki bitta katta shahar, shu shaharda bir katta masjid bo'lsa va u masjidga shu shaharning ahlini to'plaganimizda masjidga sig'may qolsa, demakki bu jami shahardir. Shu yerda juma o'qishlik farz bo'ladi. Lekin katta masjidni o'sha yerdagi odamlar to'ldirmasa, o'sha yerdagi aholi to'ldirmasa, demakki bu shahar emas, qishloqdir. U yerda juma o'qishlik durust emas deydilar. Bu Imom Sajjining ixtiyor qilgan qavlidir. Bu qavullar albatta olimlarning o'rtasida mashhur, lekin Imom Sajjining so'zi masalan Abu Yusufdan ham naql qilingan, ko'pchilik ulamolar tomonidan tarjih qilinadi. Chunki mana xususan bizning zamonlarda İslam diyarlarının köpçülüğünü kafirler gasp kuvagen, basu alışken. Yani İslami hükümetler yok, mahkemeler yok. Ya ki mesela kasten bazı yerlerde, uzun şehir bu seyem, bunda merkezi imkanetler kılınmayan, bunda dükkanlar, ya ki hemen ise tapıladığın magazinler, bazarlar mevcutmez. Yani dünyada cümle bu mendiğimiz mi? Lekin ikkinchi qavliga ko'ra, o'sha yerda bir katta masjid bo'lsa, aholini to'plasangiz, masjid bemalol to'ladi, oshib ketadi. Demak, u yer shahar deyiladi. Bu birinchi masala, au fi musallal misri yoki shaharning namozgohida deyaptilar. Shaharning namozgohi degani shahardan tashqariyu, lekin shaharga yopishgan maydon. Masalan, payg'ambarimiz alayhisalom bayram namozlarini musallada o'qirdilar, shahardan sal tashqariga chiqib turib katta maydonda bayram namozini o'qirdilar. Endi bayram namozi joiz bo'lyaptimi? Demakki, u yerda juma namozi ham joiz bo'laveradi. Musallal Misriga, demakki, shaharning atrofi kiradi. Shu yerlarda o'qisa bo'laveradi. Va la tajuzu fil qura. Qishloqlarda joiz bo'lmaydi. Qishloqlarda juma namozi o'qishlik joiz emas. Ya'ni oldingi zamonlarda bu masalada ixtilof yo'q edi, lekin hozirgi zamonlarda ulamolarning o'rtasida ixtiloflar bor. Masalan, bizning zamondagi ba'zi olimlar, ba'zi shayxlar Hanafilarni rad qilib aytadiki, qishloqda ham bo'laveradi deydi. Hanafilarni bu qavli zaif deydi. Lekin aslida Hanafilarni qavlini tushunishlik uchun biz shahar bilan qishloq deganda shariatning ta'rifiga qaytishligimiz kerak. Shariatga ko'ra shahar va qishloq deyishligimiz kerak. Bizning zamondagi ixtiloflar va Hanafilarga bo'lgan e'tiroz bizning zamondagi hukumatlar, kufr hukumatlar yoki kufrdan ta'sirlangan hukumatlar tomonidan shahar qishloq deyilgan gaplarga qaralyapti. Shuning uchun ixtilofga tushyapti. Haqiqatan ham bizning zamondagi qishloqlarning ko'pchiligi shariatga qarasangiz shaharga tushadi. Mesela hozir Imom Sajjining gapi, shunday bir yer bo'lsa-ki, u yerda bir katta masjid bo'lsa, katta masjid qurilsa, o'sha yerning aholisini to'plansa, masjidga masjidni to'ldiradigan bo'lsa, demak u yer shahardir deydi. Mana biz masalan bizning diyorlarda yoki ko'p diyorlarda qishloq deyilgan joylarga borsangiz, aholisich. Ularda markaziy o'sha kattalik supermarketlar yo'q, mahkamalar yo'q, to'g'ri. Lekin o'sha yerda bir katta masjid qurilib, odamlarni to'plasangiz, u katta masjidda 10 tasini to'ldiradigan darajada odam bor. Demakki, ular shar'an shahar deyiladi, qishloq deyilmaydi. Bu yerlarda albatta juma o'qiladi. Hanafilar aytmoqchi bo'lgan gapi nima qarang? Fatvolarga diqqat qilish kerak, qavullarning, imomlarning so'zlarini yaxshi tushunish kerak. Qishloq shunday joy bo'ladiki, deyapti, katta masjid bo'lsa odam to'lmaydi, deyapti. U shundayki, bizning zamondagi qishloqdi, qishloqi. Qishloqlarda eng chekasiga borsangiz, masalan bir uyga to'g'ri kelasiz, bir katta agrotli uy, uyning atrofini ham shunday shoxlar bilan g'o'zapoyalar bilan to'sib olishgan, devor qilmaydi, chunki katta. O'sha yerda masalan bitta ikkita oila yashaydi. Ota, o'g'li bilan, kelinlar bilan yashaydi. Keyin bir 500 metr yurasiz, hamma tarafingiz dala, ochiqlik yoki bog' yoki sahro yoki adir yoki tog'. Keyin yana bitta oila keladi. Yana 500 metr yurasiz, yana bitta oila keladi. Mana shuni qishloq deyiladi. Mana o'shanda yerga bir katta masjid qursangiz, uni to'ldira olmaysiz.
Toldurmasız juda uzoqlarni odam olib kelishingiz kerak bo'ladi. Ana unda yillarda juma o'qilmaydi. Imkoni yo'q. Endi bu yerda yana bitta masala borki, keyinroq bu masalaga ishora keladi-yu, lekin aniq kelmagani uchun darsni boshida zikr qilamiz. Juma kimga farz bo'ladi? Shaharda yashaganlarga. Va shaharda chekasida yashaganlarga. Va yana shu ta'rifga qaraganda biz hozir shar'an shahar degan, lekin bizning zamonimizda qishloq deyilgan joylarda juma o'qishlik farz. Lekin o'sha har bitta xonadan do'r o'rtasida 500 metrlik yoki 200 metrlik masofa bo'lib, oilalar bir-biridan uzoq bo'lsa, odamlarda to'planishligida haraj bo'lsa, unda yerdagi insonlarga juma farz bo'lmaydi, jumaga kelishligi ham farz emas. Va kelishsa bo'laveradi, lekin kelmasa farz emas. Peshinda o'qib qo'ysa bo'lishaveradi. ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان. وجمعنا قائم قلشلك جائز بميده فقط كنا سلطان بلن. وانا بنيام تيجرلا بتيابتك جمعنا قائم قلشلك جائز مس. يعني جمعنا هیچ کم برپا قلال ميده. جمع نمازنا هیچ کم تشکل لنترال ميده فقط كنا سلطان بلن بلد. يعني امير خليفة podshohlar bilan bo'ladi. Ya'ni albatta bu islomiy kufr emas. Ba'zi bir ahmoq insonlar, chalamulalar sulton degani mutlaqo sultonni qasd qilishib, kofir bo'lgan, murtad bo'lgan, munofiq bo'lgan podshohlardan ham izn olishadi. Ya'ni sizlar jumani boshlab beringlar yoki boshlashga izn beringlar deyshadi. Bu nihoyatda ahmoqlik va shariatni masxara qilishlikdir. Bu yerda sulton degani islomiy sulton, islomiy hukumatni boshqarib turgan podshoh. Kamchiliklari bo'lishi mumkin, ba'zi fisqlari, ba'zi zulmlari bo'lishi mumkin, lekin qo'ldan kelgancha islomning hukmlarini barpo qilib turgan bo'lishlik kerak. Shunday odam o'zi kelib jumada mana namoz o'qib beradi, juma namozini o'tkazib beradi, imom bo'ladi. Au man amarahu sulton yoki sulton buyurgan kishi, xalifa tomonidan buyruq qilingan, masalan xalifa mamlakati katta bo'lganligi uchun hamma yerda juma o'qiy olmaydi, har shaharga amir qo'ygan. O'sha amirlar o'qiydi. Yoki qozilar, muftiylar yoki boshqa imomlar tayin qilinadi, o'shalar o'qiydi. Ba'zilar bu masala noto'g'ri tushunib, bu qarin o'z aslida jumaning shartlaridandir. Xuddi buni Qur'onda qo'yilgan bir qonundek qabul qilishadi. Aytishadiki, bu zamonda demakki juma hech kimga farz emas. Chunki islomiy hukumat yo'q, xalifa yo'q va kitoblarda aytilyaptiki, "Vala tajuz iqomatuha illa bi sulton" deyapti. Sulton bo'lmasa juma o'qishlik joiz emas deyapti. Xalifa bo'lmadimi, demakki juma yo'q ekan deyshadi. Yoki xalifa bo'lsa-yu, Darul Kufrdagi musulmonlarga juma vojib emas deyshadi. Shu masalani noto'g'ri tushunganligi uchun. Lekin qarasiz, masalan, to'rila mazhab, xususan Hanafilar. Mana bu hukmlar, qonunlar Hanafi mazhabida zikr qilinyapti. Lekin Hanafilarning fatvosiga qarang, to'rila mazhab fatvosiga qarasiz. Aytaylikki, mana Amerikada hozir qanchadan-qancha masjidlar bor, Yevropada, Rossiyada bor, Yaponiyada bor, Xitoyda bor. Xulos, kufrlar yashaydigan diyorlar. O'sha yerlarda masjidlar qurilyapti va odamlar juma namozi o'qishligi uchun butun dunyodagi olimlardan fatvo so'rashdi. Saudiya, Misr, Suriya, Pokiston va boshqa Hindiston butun islom diyorlaridagi olimlar fatvo berishdiki, joiz. Juma o'qishlik joiz dedi. Demak, bu masala noto'g'ri tushunyapmiz ekan. Islomiy diyorlarda endi islomiy xalifa yo'qligi aniqda, lekin kufr diyorlari hech tortishadigan ixtilofli masala emas bu. Aniq. Uni podshosi ham kofir, millati ham kofir. Ikkala musulmonlar yo ishlagani borgan, yo o'qigani borgan, yo hijrat qilib borishgan, qochib borgan. To'planishibdi, juma o'qishmoqchi. Butun amola fatvo beryapti. Ertaga sulton yo'q u yerda, islomiy hukumat yo'q. Yoki sulton buyurgan odam ham yo'q u yerda. Qanday qilib joiz bo'lyapti? Ha, demakki, mana bu narsa bu ijtihodiy masala bu. Va buni bir illati bor. U nima? Jamoatning o'rtasida nizo chiqmasin. Xalifa va bir rahbarni ulamolar shart qilganligini sababi juma o'qigani to'plangan odamlar bir-biri bilan urushib ketmasin. Bizning ustozimiz imom bo'ladi, bizning amirimiz imom bo'ladi,
men bo'lishim kerak yoki ertaroq o'qiylik yoki kechroq o'qiylik yo bu shaklda o'qiylik deb ixtilof bo'lib o'rtada jang chiqib ketmasin deb ulamolar bu masalani jumani masalasini hukumatga bog'lab qo'yishgan islomiy hukumatga. Shuning uchun aytiladiki Amerikada, Yevropada, Rusiyada musulmonlar o'zlari to'planishib, ixtilof qilmasdan kelishib, bitta imomga rozi bo'lib juma namozi o'qisa, o'rtada nizo chiqmasa, ixtilof janjal chiqmasa, demakki joiz o'qilaveradi. Ana mana sulton masalasi mana shundaydir. Demakki mana Amerikada, Yevropada bo'lgandan keyin Turkiyada, O'zbekistonda, Arabistonda, Pokistonda, Hindistonda, Afg'onistonda albatta bo'laveradi. Yana bir masalaki biz bu masallarda to'liq tushunishlik uchun sahobalarning zamonini tasavvur qilishligimiz kerak. Yani o'zimizni zamonga tasavvur qilsak tushunmaymiz unchalik. O'zimizni zamonga qiyos qilmaylik. Bizning zamonda hozir shariy holatlar nihoyatda o'zgarib ketgan. Shariy muhit yo'q. Islomiy muhit yo'q. Islom ko'proq kitoblarda va insonlarda tilida qolgan xolos, amalda yo'q. Shuning uchun bu zamonga qiyos qilmaslik kerak. Sahobalar zamoniga qiyos qilish kerak. Sahobalar, tobiinlar, tabi tobiinlar zamonida bir jumaga odamlar to'plandi degani otlari bilan, tuyalari bilan kelgan, xanjarlari bor, qilichlari bor, nayzalari bor, har bittasi mujohid, jangga tap tayyor degani. Ularda o'rtasida ixtilof chiqdi degani bir-birini o'ldiradi degani, qon to'kiladi degani. Shuning uchun ulamolar aytadiki, ixtilof chiqib turib qon to'kiladigan bo'lsa, musulmon o'ladigan bo'lsa juma o'qimasin, to'planmasin. Xususan bir shaharda 5 ta masjid bo'lsa, 5 ta masjid 5 vaqt namozda bo'linib o'qirdi, jumada bitta joyga to'planish kerak. Bitta joyga to'plangani mana katta jamoat to'planyapti. Islomga katta zarar bo'ladi. Shuning uchun tarqatgan yaxshi deydi. Bu bir. Ikkinchidan sahobalar, tobiinlar, tabi tobiinlar va keyingi xalifalarning zamonida bir inson juma kuni o'tib imom bo'ldi degani o'sha mintaqani amiri bo'ldi degani edi. Shuning uchun jumada imom bo'lishlikka harakat qilishardi. Va bir inson masalan ikkita jamoat keldi, ikkalasi ham mujohid, ikkalasi ham islomda. Bir jamoatni amiri imomlikka o'tyapti. U degani mana shu shaharni amiri, rahbari, hokimi shu degani bo'lib qoladi. Shuning uchun ikkinchi jamoat aytadiki, yo'q, sen o'tma deydi. Bizni amirimiz o'tsin deydi. Va ikkalasi ham qurol-yarog'lari yonida tap tayyor. Shunda jang chiqib ketadi. Ama bizning zamonda mana masjidlardagi imomlarning holati ma'lum. Hukumatlarga eng bog'liq bo'lgan, hukumatlarga eng sadoqatli ishlab turgan, hukumat chizig'idan zarra qadar chiqmaydigan kishilar imomlar bo'lib qolgan. Ularda hech bir hukumatda, siyosatda qo'lga olishlik yoki qayta jumani o'qsa o'sha yerda hokim degan narsalar yo'q. Ular aqlidan ham o'tkizgani qo'rqadi bu narsalarni. Va min sharoitiha al-vaqtu. Jumaning shartlaridandir vaqt. Mana uchinchi sharti, uchinchi farzi vaqtdir. Qachon bo'ladi? Fatasihu fi vaqti zuhri. Peshinning vaqtida durust bo'ladi. Va la tasihu ba'dahu. Peshinning vaqtidan keyin sahih bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Peshinning vaqti yuqorida aytilindi. Quyosh tikkadan og'igan vaqtida, zavoldan boshlab keyin tugagan vaqtda ixtiloflar bor. Ba'zi qavullarda har bir narsaning soyasi bir barobar bo'lganda deyilgan. Jumhurdi qavli shu. Va ba'zi ulamolar aytadiki, har bir narsaning soyasi ikki barobar bo'lsa degan. Shu ikkala qavliga ko'ra juma namozi o'qilaveradi. Endi albatta vaqt kirishiga yo'q. O'qigan afzal. Chunki o'tgan darslarda aytdik o'sha namozlarning vaqtlari to'g'risida. Har bitta namozni vaqt kirishiga o'qigan afzal. Lekin bir uzr bilan kechiktiradigan bo'lsa, kechroq o'qisa, u ham joiz. U ham durust. Xulos, peshinning vaqti hammasi juma uchun belirlangandir. Peshinning vaqti chiqqandan keyin, masalan asr vaqti kirdimi, endi juma o'qishlik joiz emas. O'qisa endi peshinni o'qiydi, peshinni qazosini o'qiydi. Juma qazo bo'ldi deb ikki rakat o'qimaydi. Juma o'qimadimi, endi peshinni o'qiydi. Yoki peshinning vaqti kirishdan oldin ham o'qishlik durust emas. Peshinning vaqti kirgandan keyin chiqishdan oldin jumani o'qishlik kerak. Endi shu yerda bir masala zikr qilinadiki, peshin namozining oxiriga taqam o'qiyapti jumani. Juma o'qiyap turganda asr vaqti kirib qoldi. Nima bo'ladi? Ko'pchilik ulamolar aytadiki, buni jumasi botil bo'ldi, boshqatdan peshin o'qsin deydi. Jumani davom ettirmaydi deydi.
Bazıda dedi ki, cümlesini devam ettirsin deydi. Lekin köpçülük deydi. Şunun için en yakışı bana namazının vaktini avvalıda okumakanı afzaldır. Ve min şeraitiha ve yine cümlenin şartlarındandır, farzlarındandır. El hutbetu qabla salati. Namazdan aldın hutbe okşlik. Namazdan aldın hutbe içlik. Hani hutbe namazdan aldın buluşlik gerek. Namazdan kiyin bulsa caizmez. Namazdan aldın buluşluğun vaciptir. Ve niyetten buluşluk gerek. Hutbe ibadet bugünün için niyet buluş gerek. Bir insan cümleden aldığı minbere çıkıp geplaşıp otursa kavimler bile, insanlar bile, nasihat kılıp. Ama hutbeni niyet kılmazsa hutbeni onu götürmeydi. Başkattan kılış gerek. Mesela bizi diyarlarda şimdi ki hutbe Arapça bugünün için insanlar düşünmeydi. Hutbeden aldın, imam çıkıp durup ayet hadis okup, tercüme kılıp, ders kıladı. O ders o, hutbemez o. Şöyle dersi niyet kıldı. Yani şu ders hutbeye götürsünse bu miydi? Hutbeye Allah'a niyet kılış gerek. Yahtubul imamu hutbeteyni. İmam ikide hutbe okuydu. Yefsilu beynahuma bi qa'datin. İkilesinin ortasını oturuşlukla böledi. Yani birinci hutbe kıladı, sel uzunrak. Ve birinci hutbada avaz yiyen belantıralı olsun. Mesela köpüğünde zikir kılınadı. Kim oturadı? Az yine oturadı. Kaç oturadı? Yani bazı ulamalar dedi ki insanlara ya hesaplaşka ahsan olsun de. Mesela Kevser suresinin miktarıcı. Peki Vela Asr suresinin miktarıcı otursun. Yani İhlas suresinin miktarıcı otursun dedi. Miktar itibarına etedi. Bunu bazı çelebülülerin doğru düşünüp otururken de Kul huvallahu ahad, Allahu samad de İhlas suresini okup oturadı. Kitaplardaki yandı. Hiç kaç kitapta kimeyen. Oturuyken de İhlas Suresini okusun da hiç kaç kitapta kimeyen. Zaten o oturuşta maksat dam alışlık. Kutba kıldı, bakırdı, çakırdı, kaptı, yapırdı, çerçedi o. Biraz dam alsın deydi. En kemi de oşa 3 ayet ya ki 4 ayet. Oşa İhlas Suresi ya ki Kevser Suresi yoşagen. Bir suranın miqdarıcı otursun. Bence uzun bulmayan şekilde biraz oturup dam aladı. Kim turup yana kutba edildi. İkinci hutbesi birinci hutbesinden göre kıskanak buladı ve avazını en pasırak buladı. Bu da müstehap bugün nümeler, avazı belen pas buluşluğu. Yoksa ikilesini en beraber kısa, ikilesini en bir kıl kısa, bir yok şey kısa bulurdu. Maksat ikide hutbe olsun. Ve ortadaki oturuşta maksat demalışlık. Ve hutbeni ikide buluşluğu Hanefilerine göre bunlar vaciptir. Lekin Şafilerine göre farzdır. İkide hutbe kılmasa, bitti hutbe kısa namazı batıl buladı. Şafilerine göre. Peki Hanefilerine göre ise farzmez ikide hutbe buluşu. İkide hutbe buluşu vacib yani sünnet-i muhakkededir. Bitti hutbe kısaya cüme dürüst buladı. Lekin sünnetke hılap kıyandık için günahkar buladı. Ve yahtubu qaimen ala taharetin. Ve hutbeni tikke türgen halette ve taharet bilen. Taharetli halette kıladı. Oturup hutbe okusa, makruh buladı Hanefilere göre. Peki taharetsiz hutbe okusa, makruh buladı Hanefilere göre. Lekin Şafilere göre, oturup hutbe okusa, dürüstmez, hutbesi batıl. Yani tikke türü hutbe kılıçlıydı, farz deydi. Ve Şafiler taharetli hutbe kılıçlıydı, yani farz deydi. Hanefilerden var, Abu Yusuf'a metedi ki, taharetden hutbe kılıçlıydı, farz deydi. Taharatsız kısa hutbası caizmez batıl deydi. Lekin Hanefiler ve köpçülük ulamalar dedi ki, taharat hutbada farz emez, sünnettir deydi. Lekin tike turuş doğrusu da İmam-ı Şafi ve Malikiler. Maliki'den bir rivayet var, Ahmet bin Hanbel'den bir rivayet var. Yani ihtilaflı mesele. Onlar tike turup hutba kılıçlık farz deyişedir. فَاِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعْلَى جَازَ عِنْدَ بِحَن۪يفَتَ Eğer hutbe etediği adam Allah'ın zikriye kıskartırsa, fakat yine zikir kısa, mimarge çıktırıp Elhamdülillah bize çık etse, ya çıktırıp Subhanallah, ya ki Allahu Ekber, ya ki La ilahe illallah. Şimdi bir zikir etip çık etse, Ebu Hanife'ye göre caizdir. Me'al-i kerahati, kerahiyetle bir yenikte. Yani makruh buladı, lekin caiz buladı. Cümlesi dürüst buladı. Lekin bu dünyanın Ebu Hanife şimdi yakısını genemez.
Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam hiç kaçan bunu yıkamayanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam kaçan cuma okuyan olsa, elbette iki de hutbe okuyanlar ve uzun boyan. Şunun için, وَقَالَ أَبِي سُبَى مُحَمَّدْ لَا بُدَّ مِنْ زِكْرٍ تَوِيلٍ يُسَمَّ خُطْبَةً Abi Süleyman ve Muhammed deyipti ki, bana ustazlara karşı çıkıp, hutbe deyip eteledigen uzun zikir buruşluğu lazım dedi. Şunu bir uzun gapirsin ki, o hutbe değil edigen olsun. Buradan çıkıp durup fakat ki, elhamdülillah etse o hutbe değil miydi ki? Bu yapam doğru. Şunun için cumhur ulamalar, bana şu kavul etedir. Şafiiler, Hanbeliler, Malikiler, Ebu Hanife'ye karşı. Şimdi Ebu Hanife'nin delili ise Kur'an'dan. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'da etiyordu ki, فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Bu şey Cuma günü, Cuma günü azan edinin günde, Allah Teala etiyordu ki, Allah'ın zikriye şaşırıyorlar diyordu. Ve zikrullah'ın tefsiri de bütün müfessirle etiyordu ki, zikrullah'tan maksat hutbedir. Şimdi Kur'an hutbeni zikrullah degen olsa, bir insan çıkıp elhamdülillah degen de zikir kıyken bulandı. Bulurarken demek ki değildi. Yani doğru sünnetke hılaf. Yani bu ilmi münakaşa bu. Ebu Hanife'nin maksadı şunu kılavuruyorlar diyenemez. Eğer baba da şunu deyikse bulur adı diyen. Lekin kımeler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam hiç kaçan bunu kımeliler. Ve yine Osman'dan delil kılınadı. Osman radıyallahu anh'ı muhasırada koyanlara da hayatın ahırıda. Cuma'ya çıkanları da minbere çıkıp fakat yine elhamdülillah dediler de çıkıp gittiler ve Cuma'nı okudular. Sahabeler hiç kalsanız rahat kılmadı. Bu namaz bulmaydı demedi. Ebu Hanife şunu delil kıladı. Demek ki bulurarken deydi. Lekin makruh buladı deydi. Hani meseleye dikkat kılın ki bu ilmi mesele bu. Ebu Hanife ilmi tarafta münakaşa kılıp tahkik kılıyordu. Halas. Lekin ümmetke şunu kılıyordu. Hiç kaçan tavsiye kılmıyordu. Bunu kısa man kıladı. Ama bazılar kasten Ebu Hanife'nin bu fetvalarını ne doğru çüntürüp bana Ebu Hanife sünnetke hılaf kılı yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam hayatı da bir armatta kılma gene seni caiz de yaptı dedi. Meseleni vurup Ebu Hanife'ye tuhmat kıladı. Şimdi hutbe dilediğin uzun zikir bulsun de yaptı. Cumhur ulamalı dedi ki muayyen nesneler yok bir yerde. Yani bir insan turup birinci hutbede bir surani okusa, ikinci hutbede yine bir de surani okusa buldu bulur adı. Çünkü surada bir vaz nasihat hamilesi var. Lekin Şafii'ler dedi ki yok. Hamdü sana bilen başlanışlık gerek. Takvaya çakırılışlık gerek. Ve salavatlara buluşluk gerek. Diğer şartlarda koyuşadı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam şimdi hutbe eterdiler deydi. Doğru Peygamberimiz Aleyhisselam bu şekilde hutbe eterdiler. Bu şekilde hutbe buluşluk sünnet. Lekin farzmez. Biz o zamanımızda müllerler muayyen hutbeler kıvarışken, muayyen ayette daim hutbelerde okşadı ve muayyen dualarda kılışadı. Bunlar bidiyet bunlar. Dürüstmez onu inerseniz. Hutbeler her hıl buluşluk gerek. Pakistan'da bir şeyhimiz eti yaptı. Bu kişi güçlü şeyhlerden. Lekin müderris. Daim dersinden şuğurlanken. İmamlık kılıp, ona kan işlerini kılmayken, meçit işlerinden şuğurlanmayken, daim madrasada. Hazır Pakistan'da en kette şeyhlerden bir tanesi bugün, cüde kette madrasaları var. Şu kişi etediler, bir gün kette şeyh çakırıp, ayıptı ki falan mahalleden adamlar geldi, bir gün onlarla cümanı okuyduken, imam yok eken, sen barıp cümanı oku vergin. Dipti, kendi bu adam kette üstaz, lekin bu cümelerde imam bulup, yani imamlık kılıp yürüyen adam emas. Ki şeyh geyim, kette ustaz geyim yok diyelmeydi. Meyli de ketken. Lekin meseleni bile de beraber. Zaten hadisler deyim geledi ki Peygamberimiz Aleyhisselam hutbede köpünce Kaf suresini okurdular. Ki bu ustazımızdan bağırıptılar da birinci hutbede hamdü sana etkenden ki Kaf suresini başladım. Kaf suresini hani bir tılavat bilenmez. Hutu vaz kılıyıp durgen diye kılıp okudum deydi. Yarmadan köpünü. Ki oturdum. Turdum diye hamdü sana etip Kaf suresini kagenle okudum. Ki ahırda, yani Arapçanı yakışı bilgenlik için, dünyada hem yerdeki mumuller için dua kıldım. Kavkaz'daki Çeçenler'e hem, Afganistan'daki mücahitler'e hem, her taraftaki Irak'taki, her taraftaki mücahitler'e dua kıyken, ki bitirgen. Namazdan ki, dedi o şey, meçit çanları gelip,
bunaqangi xutbani ko'rmaganmiz. Nihoyatda ajoyib xutba. Xuddi Qur'onga o'xshaydi ya. Xuddi Qur'on deyshibdi. U shayx ham ularga ha ha deb qo'yorgan. Bo'lsam Qur'on, boshqa narsa yo'q yerda. Mana shu ham xutba bo'laveradi. Xutba degani insonlarga vaz nasihat qilish degani. Qur'ondan ko'ra yaxshi vaz nasihat yo'q-ku. Ya'ni bu masalalarni bilishligimiz kerak. Mana oxirgi davrlarda insonlar so'rashyapti, Rossiyadan, Koreyadan, Yevropadan, har tarafdan so'rashyapti. Juma o'qiylik desek, imomimiz yo'q. Biz o'zimiz hammamiz ilmsiz bolalarimiz. Shularni hammasiga aytayapman men. Namoz o'qishni bilasizlarmi? Mana bilamiz. Ha, tamam. Xutba ham oson narsa. Shu namozdan oldin chiqasizlar. Minbarlaringiz bo'lmasa bir kursiy qo'yinglar. Kursiga kursining oldida turib hamd sanoni aytib, keyin bilgan bittikta sura o'qinglar, o'tiringlar-da, yana turib hamd sanoni bittikta sura o'qinglar. Ha, bo'ldi o'qinglar jumani, ikki rakat o'qib, keyin sunnatini o'qib taqib ketaveringlar. Shu xolos, qiyin narsa emas-ku. Qarang, mullalar dinni o'zlariga xos narsa qilib olishgan. Xos bir xutbalari bor, xutbani xos kitoblari bor. Shuni mulladan yalinib yurib rozi qilib olsangiz, kim bersa yodlasangiz, undan keyin imom bo'lishingiz mumkin. Bular hammasi dinni qiyin ko'rsatishlik, insonlarni dindan uzoqlashtirish xolos. Va haqiqatan ham insonlarni mana dindan uzoqlashtirib yuborishdi. Aslida din oson. Keyin xutba arabcha bo'lishlik kerak. Boshqa tillarda xutba qilishlik joiz emas. Xususan Hanafi mazhabida arabchadan boshqa tilda xutba qilishlik haromdir. Chunki sahobalarning zamonida dunyoning qaysi tarafiga ketishsa, baribir arabcha xutba qilishardi. Hozir mana ba'zi diyorlarda xutbani aralash qilishadi. Qaysi diyorda bo'lsa, o'sha diyorda bitta ikkita oyat hadis o'qiydi, keyin o'zining tilida gapirib-gapirib xutbani bitirib chiqib ketaveradi. Bu harom, bu joiz emas. Endi biz zamondagi bu kitob va sunnatga xilof qilyaptiganlar bahonasi shuki, biz arabcha xutba qilsak odamlar tushunmaydi-ku. Shuning uchun tarjimasini aytamiz o'rtasida va o'zimizning tilda xutba qilamiz deydi. Bu noto'g'ri. Bu ma'zrat, uzr maqbul emas. Agar bu uzr to'g'ri bo'lganda edi, sahobalar qilardi buni. Sahobalarning zamonida insonlar xutbani tushunishlikka yana ham ehtiyoji katta edi. Insonlar islomni birinchi marta ko'ryapti. Islomdan hech qanday xabarlari yo'q. Sahobalar dunyoni qayerga ketsa, Afrikaga ketsa ham, Yevropaga borsa ham, O'rta Osiyoga borsa ham, Xitoyga borsa ham, Rossiyaga borsa ham, qayerga borsa, baribir arabcha xutba qilishar edi. Demakki, arabcha xutba qilishlik vojibdir. Arabcha xutba qilmagan odam fosiq bo'ladi. Va xutbaga quloq solishlik vojib, lekin arabcha xutba qilmasa, quloq solmasa solishligingiz vojib bo'lmaydi. Qaytanga qo'lingizdan kelsa, imomni rad qilishlik vojib bo'ladi. Agar aqsiz fitna bo'ladigan bo'lsa, bormaslik kerak. Kitob va sunnatga muvofiq juma o'qiladigan yerlarga borishlik kerak. Ammo kitob va sunnatga muvofiq juma yerlari bo'lmasa, unda majbur o'sha fosiqlarga bo'lsa ham boradi, ya'ni jumani tark qilmaydi. Va in khotaba qa'idan aw ala ghayri tahoratin jaza. Bir inson o'tirib xutba o'qisa yoki tahoratsiz holatda xutba aitsa, joiz bo'ladi va yukrahu, lekin makruh bo'ladi. Ya'ni qilmasin. Doim tahoratli bo'lishlikka harakat qilsin va tikka turgan holatda qilsin. Sahobalar o'tirgan holatda xutba qilganlarga juda qattiq gapirishardi. Lekin har xil holat bo'ladi. Ba'zan inson minbarga chiqqanda yaxshi bo'ladi, lekin birdaniga og'ir kasal bo'lib qoladi. O'tirib xutba qilishga majbur bo'ladi. Xutbasi botilmi? Hanafiylar aytadiki, yo'q. Yoki bir inson xutba qilib bo'lgandan keyin esiga tushadiki, tahorati yo'q. Tahorat olaman deb ketyapti turadi. Keyin birortasi kelib qoldi, u bilan gaplashdi, keyin minbarga chiqib ketdi shoshilib. Xutbadan keyin esiga tushdiki, tahorati yo'q. Xutbasi botilmi? Hanafiylar aytadiki, yo'q. Shofiylar aytadiki, xutbasi botil deydi, boshqatdan xutba qilsin deydi. Va min sharoitiha al-jama'atu. Va yana jumaning shartlaridandir. Jumaning farzlaridandir jamoat. Ya'ni bir kishi juma o'qiy olmaydi. Jamoat bo'lishlik kerak. U jamoat qancha? Imom Shofiy aytadiki, 40 ta deydi. 38 ta bo'lsa, 39 ta bo'lsa ham juma durust emas deydi. 40 ta odam bo'lish kerak deydi. Ammo bu qavl zaif. Yana ba'zi imomlar aytadiki, eng kamida 12 kishi bo'lish kerak. 10 kishi bo'lsa ham durust emas deydi.
Bu kavlam zayıf. Abu Hanife'ye göre ve kalluhum inda bi hanifete selasetun sival imami. Abu Hanife'ye göre cümlenin cemaatinin en azı imamdan taşkarı 3 kişidir. İmamdan taşkarı. İmamdan biri 4 de buladı. Eğer bundan az olsa cümle durusmaz deydi. Bir maçtaki adam toplandı. İmam var, iki de adam var. Abu Hanife'ye göre cümle okulmaydı. Şafi'ye göre hiç okulmaydı. Ve kala Abu Yusuf ve Muhammed enisi vel imami. Abu Yusuf ve Muhammed dedi ki imamdan taşkarı 2 kişi dedi. İmam ve 2 kişi olsa bu oldu. Cümle okusa bulurlar deydi. Bazı alimler dedi ki imam ve 1 kişi olsa cemaat bulurlar deydi. Cemaat oldu mu cümle okursun deydi. Bana Abu Yusuf ve Muhammed sözü şunge yakın. İmamdan taşkarı 2 kişi olsun deydi. Lekin aslında meselenin hakikatiye kararsız en doğru kavul şu ki İmam ve 1 kişi. Bu sebep oldu. Hutbedeyim şu. Hutbedeyim yani sizi doğrusu da muhatabiz buluşmak gerek. İmbarge çıkıp hutbaksız hiç kim bulmasa dürüstmez. Hiç olsa en kâmede bitti adam buluşmak gerek. Ve yecharu l-imamu bil kirati fir raketeyni. Ve imam ikili raketteyim kiratını cehri kıladı. Cuma namazı doğru gündüzgü namazlardan peşinde onun diye. Lekin cehri okuladı. وَلَيْسَ ف۪يهِمَ قِرَاتُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا Cuma namazıda muayyen bir surani okşilik şart emez. Peygamberimiz aleyhisselam bazen cuma namazda birinci rekatke cuma surasını, ikinci rekatke münafıkın surasını okurdular. Ve bazen ise birinci rekatke سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى surasını, ikinci rekatke هَلْ اَتَاكَ حَد۪يسُ الْغَاشِيَنِ okurdular. Demek ki bazen uzun sura, bazen kısa suralarda okuyaptılar. Cemaat halatıya karab, imkaniyatıya karab. Cemaat ki aziyet bulması. Uzunra sura okusun. Eğer cüda ıssık, ya ki bir hatarlı, natinç halatı bulsa, kısa suralarda okusun. Lekin cüda kısa suralarda okumasın. Cümle sura, cümledeyim. Yani bir zarurat, sebepsiz. Birinci reketke, vel asır, ikinci reketke, inna atanakende okusa, yaşamaz. Sünnetke hılam buladı. Peygamberimiz aleyhisselam Cuma surasını, Münafıkın surasını okurdular ki çünkü Münafıkın surasında münafıklar doğrusunda köp bahsler var. Katta cemaat toplangan. O surani eşitip adamlar terbiye alışardı. Peki şu A'la surası, Gâşiye surasını okurdular ki onda hem insanlarga talim terbiye tarafından cüda tasirli, kıymetli gepler köp. Demek ki bana Cuma namazı okuyup durduğun adam, aslında bütün namazı okuyup durduğun adam aslında namazda okuyup duruyken kıraatı da insanları da halatıya karab durup ayetleri de okuş gerek. Ama hazır ki insanlar Arapçanı bilmeyenliği için, Kur'an'da tafsirini düşünmeyenliği için imam hala yerine okuyordu. Lekin Peygamberimiz aleyhisselam namazda sahabelerini terbiye kılardılar. İşte Kur'an okuşluğu bilen sahabelerini terbiye kılardılar. Tasavvur edin, cümleye hem mekigen, içinde münafıkların var, başkasıyım var. Peygamberimiz aleyhisselam balen tavaz, ben çırağıyla kılıp münafıkın surasını okuyordu. Münafıklarda bütün sırları açılıyordu. Bütün cemaat içinde. Hani münafıklarda kançalikette mükemmel bir terbiye buladı. Lekin bu yahşiyken, Resulullah kıyyanakken de başkasını terk kılıçlık caizmez. Bazen bulardı, bazen başka surlardı. O kuradı yukarıda etkenimizdik. Haletke karab durup, vakilike karab durup, haletke muhafıfıken surlarda o kuradı. وَلَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا اِمْرَاتٍ وَلَا مَرِيدٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا اَعْمَى Cuma, musafirge vacib bu miydi? Bu meselene hem köptürlüğünde ne doğru düşünüyordu? Musafir iki kıl buladı. Böyle şu sahrada keti yaptırken, kışlarda keti yaptırken musafir. Onge cuma vacibmez. İkincisi, bir şehirde içinden ötüp keti yaptı, tez ötüp keçiş gerek. Onge hem cuma vacibmez. Üçüncü bir musafir var ki, bir şehirge çıkken, şu şehirde 3-4 gün kalış niyeti var. Mukimmez. Şu çıkken vakti cümeye doğru gelip kaldı. Şu mesele diyeyim, bazı dedi ki cüme vacibmez dedi, hata kılışadı. Hali ya adamın bütün imkaniyeti var, cümeye barma gelmeden yatıptı, kina görüp, musiki işte. Peki gıybet kılıp, peki fesat kılıp, barsın. Aslında delillerde teşekkürsüz, bunun adam cümleye barışlığı vacip buladı. Çünkü hiç kendi özürü yok bunun. Musafirge özür, çünkü yolda keti yaptı bu. Yolda ketme yaptı.
Ve hatınca vacip mes deyipti. Hatınlarda bariyeni afzal. Peygamberimiz aleyhisselam zamanında hatınlar 5 vakit namazıya barışardı. Cümle'ye barışardı. Bayramge'ye barışardı. Peygamberimiz aleyhisselam bayramge uzları hasleten çakırardılar. Ayollarda tayin kılıp çakırtırardılar. Ayollar barsın cümle'ye. Lekin barışlığı vacip mes. Bu doğru bu. Vala maridin keselgen vacip mes deyipti. O kan diye kesel. Mesela çulak bosa. Falaj bosa. Xullas jumaga bora olmaydigan og'ir kasal bo'lsa, unda vojib emas. Bo'lmasam vojib. Vala abdin deyapti, qullarga vojib emas deyapti. Aslida qullarga ham vojib jumaga borishlik. Lekin qul jumaga boraman desa, hayotiga bir xatar yetadigan bo'lsa yoki egasiga juda qattiq bir zarar bo'ladigan bo'lsa, egasi dindor odam bo'lsa, unday holatda vojib emas. Vala a'ma, közü kör deyapti. Közü körgen vacib mes. İhtilaflar var. Bazı imamlar, bazı ulamalar aytadı ki, eğer közü kör adamda yeteliydiğini bosa, onda barışlığı vacib buladı deyiz. Ve yine bazı üzüller var. Bularga düşmeydi yu, şehirde yaşaydı, cümleye barıydıysa, cüda kattık yağmurga yaptı. Onda barmasa bulurdu. Peki yağmurdaki her taraf lay bulup gitken, belçi bulup gitken, batı bulup gitken. Onu diyen bağırmasa bulur lazım. فَاِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ اَجْزَاهُمْ عَنْ فَرَضِ الْوَقْتِ Eğer bunlar, hazır şu cüme vacip mes diyen adamlarımız cümeye gelirse ve insanlarla bir gelikte cüme noksa, bunlar ki o şey vaktinin farziye kifaya kıladı. Yani bunlar peşinde okumaydı diyordu. Bunlar o şey vakitte aslında peşinde okuşları farziydi. Cümanı okuyanlığı için şimdi peşin sakıt böyle yaptı. Bana bu meseleden ne malum böyle yaptı? İnsanlarda ortasındaki meşhur bir bidiyetinin batırlığı malum böyle yaptı. Bu ne? Cuma günü insanlar cümanı okuşattı. Cümadan kin ihtiyatı peşindir. Peşin namazını kaytarıp okuşadı. İhtiyatı peşin diye mesele bu. Bu batıldır. Hanefi ulamaları mesela şu Raddül Muhtar'da İbn-i Abidin şu kişinin kitapları da zikir kıladı ki ulamaların fetvalarını. Hanefi ulamalar dedi, biz neçmette fetva verdik ki ihtiyat-ı peşin caizmez. Hatta ihtiyat-ı peşin insanda küfür yanı baradı. Demek ki cüme farzmez diye itikad ki barıp kaladı. Cümenin farzlığını inkar kıyken başta ettik kafirdir. Çünkü cüme Kur'an'da sabittir, hadiste sabittir, icma bile sabittir. İhtiyat-ı peşini okuyanlar ne dedi? Bahanları her hıl. Mesela meselelerini düşünme geldiği. Bazıları sultan halife yok ki deydi. O mesele ne ettik. Bazıları dedi ki hazır ki bizi turuyanca şehir mestur deydi. Bazıları imamdan etedi. Belki imam fasıktır, akidesi buzuktur deydi. Eğer imamda akidesi buzuk olsa, fasık olsa onda 5 vakit namazı diyem kaytarıp okuş gerek. Cümeye hasmaz ki bu. Bazıları dedi ki fetva kitaplardaki iken bir şehirde fakat yine bir yerde cuma okursun. Eğer bir şehirde ikide yerde ya ki ikideden köp yerlerde cuma namazı okursa birincisi dürüst kagenlere batıl diyen fetvalar var. Bu fetvalar var ve bu fetvalar doğru. Lakin yukarıda bunun sebebi aytılındı. Sebebi ne mi? Aldığı zamanlarda bir şehirde bir yerde cuma okurlar. Demek ki o şehirdeki ahalisi bitti emirge, bitti hakimge itaat kısın, bitti yerge toplansın. Cemaat bölünmesin, firka düşmesin, ortaya cenk girmesin. Yani hazır bana bütün İslami diyarlardaki paytaxtlarda karasız milyonlar insanlar yaşaydı. Milyonlar insanlar da bitti yerge toplayar mıyız ki? Bu katta haraj buladı, zulüm buladı insanlara. Şehirde hayatı tohtap kaladı. Şunun için şimdi her yerde okusa bulur adı. Bir şehirde 100 yerde cuma okusayan bulur adı. Ve aldığınca fetvalarda hatariyem yok. Azı 100 yerde cuma okul geldiği bilen 100 de hakim diyenemez. Ortada can çıktı diyenemez. Şunun için bulur adı. Yani meselelerde düşünüş gerek. Ulamaların fetvasını düşünüp kim kulasa çıkarış gerek. Fetvalarda düşünmedi ki imamlarda badnam kılışadı. Peki mezhepte benden konuşadı. Bu çelen bölgelerine hayran kalası ki
Şu kitaplarda okşadı, dersen bir şeydi, lakin çünmeydi. Bana misafirge cümle vacip mesedi, barsa cümle bilen peşin sakit bulan diyebdi. Ve kul da etiyebdi. Kulge cümle vacip mesedi, lakin barıp cümle namazını okusa, peşin namazı sakit bulayabdi. Nahat ki bu mülleler ve uları şagitler şu kul çeliği bu mesela. Kuldan en better mi? Ya ki en kızığı, bana hatınlarge cümle vacip mes. Lakin cümle bardı mı? Ecehum an ferdil vakti. Vaktin ferzige kifaya kıladı diyebdi. Yani peşinde okumaydı diyebdi. Nahat ki bu çele mülleler ve şagitler şu hatın çeliğen bu mesela. Hatın cümleni okusa cümlesi bul yaptı, bu müllelerdeki bu mu yaptı? Şafiiler hiç neyin var bunda bidiyatlar? Bazı şafiiler hanefilerden en better kılışadı. Cümleni oku bugünlerken cemaat bulup peşinde okuşadı. Tör rakat peşinde farzını okuşadı ki yine yani tör rakat namaz okuşadı, cümleni sünnet edip yine yani iki rakat sünnet okuşadı, peşinde gidip. Şimdi yakalıp kararsız ki cümledenken 10 rakat namaz okuşadı. Ve avamlar tartışı biraz. Cümleden ki kaç namaz okuladı? Siz sünnetki köyde 4 rakat siz yok 10 rakat okuladı deydi. Hazırlam ki maçlarda şimdi yıkıladı yollar. Siz 4 rakat okup çıkarsa adamlar haliye maçta. Taravih okuşu yaptı. Ve yecuzu lil musafiri vel abdi vel maridi ve nahvihim en ye umme fil cum'ati. Musafir adam ve kul ve kesel ve şunge okşagen aslında cuma vacib bo'lmagan kişiler cumada imam bo'lishliklari joizdir. Çünkü imomlikka salohiyatli kişilerdir bular. Hani cumada imam bo'lishi ham joiz bo'lyapti bular. Başka muqimler bularga iqtido qilishligi joiz bo'lyapti. Va man solla zuhra fi manzilihi yawm al-jum'ati qabla salati al-imam. Va la uzra lahu kuriha lahu zalik. Kimda kim cuma kuni uyida peşin namazını okusa, imamning namazdan aldın. Yani imam maçta cümanı okuyanı yok, ondan aldın peşinde okuvasa ve bu adamda hiç kendi üzülü bulmasa, onge bunda yıkılışlığı makruh buladı, tahrimen, yani haram buladı. Peygamberimiz aleyhisselam, üzürsüz halette cümanı terk kıyanlar, cüda kattık muamele kıyanlar. Kitab-ı sünnetke hılaf kıyanı için, cemaatte terk kıyanı için, yani cuma namazda maksat insanlarda toplaşlık, birleştirişlik, katta cemaat kılışlıgıydı. İslam'da ruhaniyetiye, İslam'da maksatıya karşı bu geldiği için bu adam haram amel kıyam oladı. Katta günah oladı. Ve cazet salatuhu, lekin peşin namazı caiz oladı. Yani peşin namazı batılmaz. Bana bir de imamın namazdan aldın diyetti. Lekin imamın namazdan kim olsa zararı yok. Bu ne demek yani bu? Yani kastan keçiktirişmez. Maçta biledi ki imam saat 1:30'da cuman okuydu. Bu 2'de durup peşinde okusa bu durusmez bu. Bir de maksat şu ki bir insan uhulap kaptı iken. Ya ki bir uzuru var, katkı kesel bu biyatı oldu. Oziye kemedi. Oziye kemedi ki uygunken vakti de imam cuman oku bulundu. Hani indi ya ki bar gençe okup boyadı. Üyüde okusa bulundu. La uzra lahu deyapti. Uzurli insanlar yukarıda etkenimizdek bir adam çolak bosa, felac bosa ya ki baralmediğin derecede kesel bosa ya ki yağmurda sebebiden yollar layıp gitken bosa ya ki katta yağmur yaptırken bosa şimdi uzurlar bosa onda günah bu miydi? İlacı barışça cümanı terk meslek gerek. Fe in beda lahu en yahdural cumu'ata eğer beda digene zahara digene. Bu insanga cümaya barışlık fikri kip kosa. Adını ge, üyde peşinde okuyman diyordu. Kin Allah Teala ona hidayet kıldı da, yok cümle barışım gerek. Yani özür de yaptırken eserlerin bahane bu miydi ki, bu üzülmez ki dedi, cümle barmakçı buldu. Fetevecceha ileyhe ve cümle yüzlendi. Cümle hareket kıldı. Betalet salatu zuhri inde bi hanifete bis sa'yi. Bu adamın peşin namazı batıl buladı. Ebu Hanife'ye göre say kılıçlığı bilen. Cümege hareket kılıçlığı bilen. Cümege hareket kıldı mı? Buldu. Bu adamın peşin namazı batıl buldu. Lekin o şey cümeni okup beredigen imamını namazıdan aldın basa. Ya ki o şey vakitte basa.
Lekin imam o'qib bo'lgandan keyin bo'lsa, unda peshin namozi batil bo'lmaydi. Endi sa'y nima degan u? Jumaga harakat qilishlik to'g'risida har xil qavullar bor. Ba'zilar aytadiki, o'sha o'tirgan yerdan turib jumaga harakat qildimi bo'ldi deydi. Ba'zilar aytadiki, uyidan chiqqandan keyin, ba'zilar aytadiki, hovlisining darvozasidan chiqqandan keyin deydi. Abu Hanifaga ko'ra eng to'g'ri fatvo shuki, hovlisini darvozasidan chiqsa, hovlini ichida uydan chiqib, bir tahoratni yangilab yoki tahorati bor uy ichida yurib, hovlining darvozasigacha kelsa, bu ham jumaga harakat hisoblanadi, lekin bu peshinni botil qilmaydi. Abu Hanifaga ko'ra, shu hovlisini darvozasidan chiqdim, ya'ni ko'chaga chiqdimmi, shunda sa'y qilgan hisoblanadi va jumasi botil bo'ladi. Va qala Abu Yusuf va Muhammad la tabtulu hatta yadkhula ma'al imami. Abu Yusuf va Muhammad aytdiki, jumaga harakat qilib borgan inson imom bilan birga namozga kirguniga qadar jumasi botil bo'lmaydi, peshini botil bo'lmaydi. Bu nima degani? Bir inson ana shogirdlarining qavliga ko'ra jumaga harakat qilib ketdi va bordi, odamlar juma o'qiyapti. Yo birinchi rakatga yetib bordi yoki ikkinchi rakatga yetib bordi. Namozga, juma namoziga kirsa, shunda peshini botil bo'ladi. Endi Abu Hanifa bilan nima farqlari bor? Abu Hanifa bilan shogirdlarining o'rtasidagi farq shuki, ya'ni samaratul xilof deydi, ixtilof samarasi shuki, foydasi. Bir inson uyidan harakat qilib chiqdi, u chiqqan vaqtida imom jumani o'qiyap turardi. Jamoatga keldi, masjidga kelganda, masjidga kelishiga imom salom berdi. Jamoatga qo'shilalmadi. Endi bu odamni uyda o'qigan peshini bo'laradimi yoki boshqatdan o'qish kerakmi desa, Abu Hanifa aytadiki, boshqatdan o'qisin deydi. Chunki u uydan, hovlisidan chiqishi bilan botil bo'lgandi deydi. Lekin shogirdlar aytadiki, yo'q, uni uyda o'qigan peshini botil emas. Nimaga? Chunki bu imom bilan birga namozga qo'shilsa edi jumaga, keyin buni uydagi peshini botil bo'lardi. Lekin jamoatga qo'shilalmadi-ku, kech qoldi-ku. Shuning uchun uni uyda o'qigan peshini endi durustdir, botilmas deydi. Tamom inshaalloh.